Hanımlar, buyurun bakalım. Puanlarınızı verin, haftanın son puanları. Hatice Hanım sizden toplam kaç puan alacak? 7 abla. Deneyim mi? Kaç puan verdin? Açıkla bakalım. Valla Hatice Hanım'a 3 puan. 3 puan geldi. İndirebilirsiniz. Hatice Hanım, söylemek istediğiniz bir şey var mı? Yani bir 4 hakkımdı diye düşünüyorum. Yani 3. Ya yediğim yemekler belli. Tamam. Beğendiklerim de belli. Peki. Evet, Mükerrem ablacığım, buyur sen çevir puanını. 3 puan da Mükerrem abladan geldi. Mükerrem abladan kaç bekliyordun? Yani 4 falan verir diye Çiğdem tahmin ediyorum. Çiğdem abladan 4 bekliyorsan Mükerrem abladan bir 5 beklediğini düşünüyorum ben. En az 4'ten aşağı bir puan gelmeyeceğini düşünüyorum. Niye vermiş peki, sor bakalım. Evet. Yani senden beklentimiz hani statülerin üstündeydi. Bilgi birikiminiz fazlaydı. Mesela bu kadar güzel bir menüye 20 kelvası, o hani basit bir tatlı olarak bir çay demleyene kadar 15 dakikada yapabileceğimiz bir tatlı. Daha meşakkatli bir tatlı beklerdim açıkçası Hatice Hanım. Sizde o potansiyel var yani. Vallahi bu biraz onu, beklentimizin altında oldu tatlı. Onu ya tatlıdan mı kırdınız 2 puanı? Yani ben ara sıcağınızı zaten beğenmedim. Vallahi diyecek bir şey yok. Ben aslında kabul etmiyorum. Yani en azından 4'ün altında benim menüm olmamalı diye düşünüyorum. Çünkü biraz itinayla hani seçmeye çalıştım. Ama neticede öyle layık görmüşseniz yapacak bir şey yok. Herkes itina gösteriyor elinden geldiği kadar. Peki. Evet Özlem Hanım, buyurun siz çevirin puanınızı. Ben öncelikle kendisinden özür diliyorum. Sebep? Gerçekten kendisine böyle bir puan vermek istemezdim ama yani yemeğimden biliyorsunuz çıkmaması gereken bir ürün çıktı. Kusura bakma Hatice abla. Yani yok artık. Bence de ben onu kabul etmiyorum. Çünkü bir davet sofrasında sen daha iyi bilirsin ki bir davet sofrasında asla öyle bir şey olmaz. Yani asla öyle bir şey çıkmaması gerekir. Vallahi o nedir anlamadım da tam plastik ben. Sen ne anladın Kadir'im? Yani kadayıfın incisi. Yani böyle bir şey. Naylonumsu bir şey. Naylonumsu bir şey ama şimdi yemekten yani naylon çıkıyor. Şimdi düşük puan verdiysen hiç açıp da bizi üzme o zaman. Aynen öyle. Ama görmek ister diye düşünüyorum ben ona verdiğim puanı. Açmayayım mı? Yani 1'e ya da 2'ye hasret değiliz yüzünü göstersin diye o kadar yalvaralım. Aynen öyle. Yani bu kadar emeğe, bu kadar şey sahip aldıkça. Puan verdiğini düşünmüyorum bu arada yani. Ya ben 3 bile vermediğini düşünüyorum. Bırak 1, 2 yani 3 bile vermez diyorum yani Özlem'in. Ya bu çocuk oyuncağı değil. O kadar adaletsiz olduğunu düşünüyorum. Ama az önce bir tartışmaya girdiniz. Onun hırsıyla eğer verdiyse. Orada tabii ki biraz bozuldum. Bozulmadım değil. Orada da biraz incindim kendisine. Yani şimdi sen bana sinirlendin. O bana bağırdı. Yok, sinirle alakası yok. Yani o yemeğin içinden bir şey çıkmaması gerekiyordu. Zaten bir puanını oradan kırdım. Yani çünkü ben Mükerrem Hanım'da da aynısını yapmıştım. 4 puan üzerinden değerlendiriyorum. Zaten onu beğenmedim. Daha çene suyuna pilav yapma, çevir o puanı, kaç puan verdin? Özür dilerim. Hakkınızı helal edin. Ben silerim onu eğer. Ya Hatice abla aşk olsa. Bir saattir burada bizim yemeğimizi ağzımıza getirdi. Hayır ben asla kimseye haksızlık yapmam asla. Seni hayır üstüne basa basa patates püresi, patates püresi. Çok lezzetli patates püresi. Enfes tarifini istiyorum. Peki indirebilirsin. Evet sayın seyirciler, son puan. Nereye gidiyoruz bundan sonra? Büyük finale gideceğiz. Bakalım deprem özel haftasında hanımlardan hangisi 20.000 TL'yi kazandım ama depremzedelere bağışlıyorum diyerekten ortaya koyacak. Kimin elinden çıkacak o para? Özge çevir puanını, hadi bakalım. Evet. 4 de Özge'den geldi, yıkılsın. Sadece ara sıcağını beğenmediğimi söyledim. Masa düzeni, misafirperverliği, yemekleri çok güzeldi. Peki. Hatice abla, 2 tane 3'e biraz üzüldün ama peşinden 4'ler geldi, moral oldu sana. Teşekkür ederim. Emeğimin karşılığını aldım. Yani bir vurulsam da sağ olsunlar, var olsunlar. Şu anda Çiğdem Hanım 13 puanda, evet. Hatice Hanım 14 puanda. Evet. Tabii benim puanlarımı bilmiyorsunuz, kime ne verdim. Hazırsanız. Hazırız. Ben puan vermek üzere gidiyorum. Tamam. Döndüğümde bu haftanın birincisini, 20.000 TL'nin sahibini, depremzedelere gidecek paranın kimin elinden çıkacağını açıklayacağım. O zaman puanımı vereyim, hemen büyük finalde görüşelim. Tamam.
Ene Marat benimden büyük finalden herkese merhabalar efendim. Evet, masamız boş çünkü tüm yarışmacılarımız kapıdalar. Küçük sürprizlerimiz var onlar için. Bu hafta bizleri kırmadılar. Bu özel haftada yarıştıkları için şimdi onları çağırıyorum efendim. Hanımlar buyurun. Buyurun 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 buyurun. Hoş geldiniz tekrardan. Buyurun herkes otursun yerine. Sizin gibi çiçek gibi hanımlara güzel sürprizlerimiz. Teşekkür ediyoruz. Hanımlar, kısaca konuşmak istiyorum. Bu hafta çok özel bir haftaydı. Bunu kaç defa vurguladık. Evet. Yalnız dediğim gibi sözde değil özde iyilik lazım bize. Birçok kişi aradı, kabul etmeyenler oldu. Siz hiç bizi kırmadan, lafımızı ikiletmeden bu özel haftada, bu projede yanımızda olduğunuz için çok minnettarız sizlere. Her zaman ne diyoruz? Türk kadını çok güçlüdür. Çok kuvvetlidir, çok merhametlidir. Türk kadının ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha gösterdiniz. Çiçekleri indirebilirsiniz arkadaşlar. Ayrıyeten biz teşekkür ederiz. Estağfurullah. Ne sizi bir projeye layık görüp çağırdığınız için. Estağfurullah. Çiçeklerinizi yanlarınıza alın. Şimdi seyirci de heyecanlı, o yüzden hızlı hızlı gidiyorum. Herkes plaketlerini açsın efendim, buyurun. Bu deprem özel haftamızda bizleri kırmadığınız, yarıştığınız için, verdiğiniz özveri için, canla başla yarıştığınız için sizlere teşekkürler, armağan. Çok onur oldu gidelim. Gerçekten çok onur oldu. Bu bizim kutsal en değerli hediyemiz. Evet, gerçekten. Bu sizin katkılarınızdan çok dolayı. Yani... Duygulu prenseslerim benim. O kadar gönlümüzü yedik. O da işin tadı tuzu canım. Evet. Ne hissediyorsun Çiğdem abla? Gözlerin doldu. Çok mutluyum. Bu arada tekrar şöyle, ben de seyircim, onur ödülümüz bu. Evet. Yani çok onurlu yarışmacılarsınız. Dediğim çok gibi, teşekkür ediyoruz. Özge çocuğunu kayınvalidesine bıraktı geldi. Özlem eşini bıraktı. Mükerrem abla çocuğunu bıraktı. Çiğdem Hanım eşini evde bıraktı. Hatice abla işinin içinden hemen 2 saatte izin aldı geldi. Yani bu insanlar hayatlarının bir haftasını bizlere ayırdılar. Daha doğrusu depremzedeler için ayırdılar. Çok teşekkür ediyorum. Kendimle çok gurur duyuyorum. Böyle güzel yarışmacılarım var. Belki her programa nasip olmaz. Merhametlisiniz, duygulusunuz. Sadece yarışmak için yarışmıyorsunuz. Canla başla geldiniz. Size az bile elimizden gelen buydu. Az buradan görün. Bu projede olmak bile çok büyük. Aynen öyle. Ve buradan hep birlikte kime teşekkür edelim biliyor musunuz? Bu haftayı düzenleyen, ön ayak olan, bütün hazırlığı yapan yönetmenimiz ve tüm ekibimize ve bütün prodüksiyonumuza bir alkış alalım. Çok teşekkür ediyoruz kendilerine. Böyle özel bir hafta düzenledikleri için, sizinle hemen iletişime geçtikleri için. Biliyorsunuz ben sadece perdenin önündeyim. Perdenin arkası var bir de. Ben şunu alayım. Hele sıkı sıkı sarılayım. Evet, şuradan olmaz kimse çiçeği. Şöyle vereyim ona. Evet. Arkadaşlar biliyorsunuz ki çeyrek altın, yarım altın ve 20.000 TL tamamıyla hepsi depremzedelerimize gidiyor. Tabii ne kadar yaralarını sarar orasını Allah bilir ama biz gönlümüzden kopanı yapalım, üstümüze düşeni yapalım. İnşallah gittiği yerlerde güzel yaraları sarsın, i̇nşallah, tez inşallah. Vakitte iyileştirsin. Allah da bir daha hiçbir amin. Zaman bizde amin. Böyle bir acı yaşatmasın. Amin. Şimdi ekran başındaki seyirciler eminim heyecanla bekliyorsunuz. Belki de ilk defa kim birinci oldu bu kadar... sabırsızlıkla açıklamamı bekliyorsunuz. O yüzden sizi çok fazla bekletmeyeceğim. Hanımlar siz de zaten bir hafta boyunca çok yoruldunuz. O yüzden sizi de daha fazla yormayacağım. Direkt birinciyi açıklıyorum. Daha sonra ben sizlere kim ikinci, kim üçüncü açıklarım. Dediğim gibi bu hafta zaten hiçbir şekilde kaybeden yok. Hepiniz kazandınız. Bu hafta insanlık kazandı. Bu hafta merhamet kazandı. Bu hafta birlik, beraberlik kazandı. Bence en önemli olan da buydu. Evet. Şimdi hazırsanız 20.000 TL'yi kazanan bu haftanın en amaratını açıklıyorum. Kazandığım parayı depremzedelere bağışlayan yarışmacımız toplamda 23 puanla bu haftanın birincisi. Kadir Ezildi ile en amarat benim de 20.000 TL'nin ve bir kez daha madalya sahibi olan yarışmacımız. Bu haftanın en amaratı 3, 2, 1 Hatice Hanım oluyor efendim. Bir güne tak madalyamı inşallah. Çok duygusal. Onur ve gurur verici. Gerçekten benim bedenler, engelli dernekleri, çocuk esirgeme yurtları birçok kurumda yer aldım ama bu başka bir şeydi ya. Bu hani bunu duyduğum noktada gerçekten hepimiz bir puzzle parçası gibiydik. Hatice Işık değil birinci olan bugün.
dört arkadaşım olmasaydı bugün başarı olmazdı. Birimizden birine bir şey olsaydı yine olmazdı. İyi ki buradayız. Hepimiz birbirimizden değerliyiz. Ben kendilerine teşekkür ediyorum. Ben hepsine teşekkür ediyorum. Ekranında tekrardan dediğim gibi ellerinize kollarınıza sağlık.